Diyanet Haber'den merhabalar. Bültenimize hoş geldiniz sayın seyirciler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 3. Turizm Şurası'nda konuştu. Türkiye turizmine yönelik saldırıların, kampanyaların hakikatlerle yok olduğunu ifade etti. Erdoğan, kredi derecelendirme kuruluşlarının Türkiye'ye verdiği notların siyasi olduğunu yineledi. Erdoğan, İstanbul'da Atatürk Kültür Merkezi ile ilgili projeyi de açıkladı. İstanbul'da Atatürk Kültür Merkezi'nin olduğu yeri yıkıyoruz. Atatürk Kültür Merkezi yıkılacak, yerine yepyeni bir opera binası yapılacak. Projenin ayrıntıları pazartesi günü açıklanacak. Ve oraya daha büyüğünü, çok çok farklı, çok çok modern bir mimariyle inşallah pazartesi günü İstanbul'da lansmanını yapacağım. Ve bu lansmanını yapmak suretiyle de 2019'un sonuna kadar inşallah orada biz bir opera binasını İstanbul'umuza kazandırmış olacağız. Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen 3. Turizm Şurası'nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, turizmdeki durum ve hedefleri değerlendirdi. Türkiye'ye yönelik seyahat uyarılarında kasıt olduğunu belirtti. Ülkemizi ziyaret eden insanlar, burada gördükleri manzara ile kendi devletlerinin uyarılarını, medya kuruluşlarının yayınlarını yan yana getirdiğinde gerçeği çabucak kavrayıveriyorlar. Yalanların en büyük panzehiri hakikatlerdir. Onun için biz hakikatleri haykırmaya devam edeceğiz. Erdoğan, Almanya'daki Türkiye aleyhtarı kampanyaların Türk halkının misafirperverliğiyle söndüğünü söyledi. Almanya'daki seçim sürecinde aleyhimizde yürütülen tüm kampanyalara rağmen bu ülkeden gelen turist sayısının yılın ilk 8 ayında 2,5 milyonu geçmesi kampanyamızın başarılı olduğunu işaret ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kredi derecelendirme kuruluşlarının kararlarının da siyasi olduğunu ifade etti. Türkiye son birkaç yıldır güvenlik sorunları yanında ekonomik saldırılara da bildiğiniz gibi maruz kalıyor. Kredi derecelendirme kuruluşlarının tamamen siyasi ve art niyetli notlarını artık kimse de ciddiye almıyor. Nitekim bakıyorsunuz, aradan birkaç ay geçiyor, siyasi olduğunu görüyoruz. Onun için biz işimize bakacağız. Sayın seyirciler, Irak ordusu operasyon yaptı. Barzani istifa etti ve Bağdat yönetimi istediği bölgelerde tamamen kontrolü sağladı. Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, referandum sonucunu iptal etmedikleri sürece bölgesel yönetimle diyaloğa girmeyiz dedi. Suriye'de ise Esed rejimi bir kez daha çatışmasızlık bölgesine saldırdı. 13 sivil hayatını kaybetti. Doğu Guta'ya Birleşmiş Milletler yardımı ulaştı ama insanlık dramı sürüyor. Irak'ta beklenen sonucun açıklanmasını Irak Başbakanı Haydar el-İbadi yaptı. İbadi, merkezi yönetime bağlı güçlerin tüm tartışmalı bölgelerde kontrolü sağladığını açıkladı. Kürt bölgesel yönetimiyle diyalog için ön şartı tekrarlayan İbadi, referandum sonucunu dondurmaları değil, iptal etmeleri gerekiyor, dedi. Türkiye ise bölgede PKK ile mücadelenin de desteklenmesini istedi. Nasıl Irak DAEŞ'ten tamamen temizlendiyse, Irak topraklarının PKK terör örgütünden tamamen temizlenmesi için de önümüzde aslında çok önemli bir fırsat var. Ve bizim beklentimiz, Irak topraklarından PKK'nın tamamen temizlenmesi yönünde gerekli somut adımları atmak. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Ankara'nın Erbil yönetimine çağrısını yineledi. Bizim beklentimiz Erbil yönetiminin attığı bu yanlış adımdan bir an önce geri dönmesidir. Referandum sonuçlarının dondurulmasına dönük yapılan açıklamalar yeterli görülmemektedir. Tam tersine bunun tamamen iptal edilmesi ve eski statüye dönülmesi konusundaki beklentiyi burada tekrar hatırlatmak istiyoruz. Irak parlamentosu, Irak Kürt bölgesel yönetiminin düzenlediği gayrimeşru referanduma destek veren İsrail'e yönelik dikkat çekici bir yasağa imza attı. Bağdat, İsrail bayrağının kamuya açık alanlarda kullanımını yasakladığını açıkladı. Suriye'de ise Şam'da gerginliği azaltma bölgeleri arasında yer alan Doğu Guta'nın beldelerine yönelik olarak rejimin saldırıları sürdü. Bombardımanda 6'sı çocuk, 13 sivil öldü. Top mermisinin düştüğü okulun öğrencileri yaşadıkları dehşeti anlattı. Benle arkadaşım okulun kapısındaydık havan topu düştüğünde. Yüzüm hep kan oldu. Kanlı bir şekilde hastaneye koşmaya başladım. Küçük kardeşimle abim de saldırıda yaralandı.
Birleşmiş Milletler Esed ablukası nedeniyle açlık krizi yaşanan Doğu Guta'ya 49 kamyondan oluşan insani yardım konvoyunu ulaştırabildi. Yardımların sürmesi gerekiyor. Rejim güçleri ise buna izin vermiyor. Suriye'deki iç savaşın aktörlerinden Amerika Birleşik Devletleri'nden ise üst düzey bir gaf geldi. Doğal Kararlılık Operasyonu Komutanı Tümgeneral Gerard önce ABD'nin Suriye'de 4000 askeri var dedi, sonra 503 diye düzeltti. Rusya ise terör örgütü PKK-PYD'yi ülkede düzenlenecek Suriye Halkları Kongresi'ne davet etti. Tehditkar ifadelerle muhalif grupları zorla katılma zorlayan Rusya'nın tutumuna Türkiye'nin tepkisi gecikmedi. Derhal girişimlerde bulunduk ve tepkimizi ilettik. Tabii ki bunu kabul etmemiz asla mümkün değildir. Sayın seyirciler, FETÖ dava ve soruşturmaları sürerken gözaltı ve tutuklamalar da devam ediyor. İstanbul merkezli 17 ilde 111 kişi için gözaltı kararı çıktı. Darbe girişimi gecesinde üniformalı teröristlerin yaşattığı dehşet ve milletin kahramanca direnişine ait yeni görüntüler de var. Darbe girişimi sırasında yaşananlara ilişkin yeni görüntüler gelmeye devam ediyor. Genelkurmay Başkanlığı'na gelen MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın karargâhtan çıkış anının görüntüleri ortaya çıktı. Fidan, darbe girişimi öncesi Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'la görüşmüştü. Darbeye kahramanca direnen vatan sevdalılarının görüntüleri ise böyle yansıdı kameraya. İki tankın arasındaki zırhlı personel taşıyıcının içindeki darbecileri etkisiz hale getirmeye çalışan kalabalık askeri aracın üzerine çıkıyor. İçerideki darbecileri teslim almaya çalışırken namlusunu insanlara karşı çeviren tanklardan biri atış yapıyor. Tankın kısa aralıklarla büyük bir patlama sesiyle yaptığı iki atışa rağmen vatan sevdalıları zerre umursamıyor, korkmuyor, geri adım atmıyor. Vatanlarını işgalden kurtarmak için ölümüne direnmeye devam ediyorlar. Genelkurmay karargahının önünde toplanan vatandaşların tankların nizamiyeye girişini engellemeye çalıştıkları, bu sırada darbeci bir askerin halkın bulunduğu bölgeye ateş açması da var kayıtlarda. O ateşle bir vatandaş vurularak yere düşüyor. Yaralıyı kurtarmak isteyenlere de yaylım ateşi açılıyor. Bu görüntülerse gözleri ve elleri bağlanan dönemin Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in nizamiyeden kaçırılmak istendiği anda darbecilerle nöbetçi askerler arasında çıkan çatışmadan. Bu yaşananlarla ilgili 221 kişinin yargılandığı Genelkurmay çatı davasına sanık savunmalarıyla devam edildi. Akıncı Üssü davası İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi'ne işgal, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün işgal girişimiyle Esenler Birlik Köprüsü'ndeki olaylar davası ve Jandarma Okullar Komutanlığı'ndaki eylemlerle ilgili davalara devam edildi. Ankara'da ise yeni bir davanın duruşması başladı. Darbe girişimi sırasında Kara Harp Okulu'nda yaşanan eylemler nedeniyle 239 sanık ilk kez hakim karşısına çıktı. İstanbul Emniyeti Başsavcılığın FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in sözde onursal başkanı olduğu, kapatılan Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı'na yönelik soruşturma çerçevesinde operasyon başlattı. İstanbul merkezli olarak 17 ilde düzenlenen operasyonlarda 111 şüphelinin gözaltına alınması için düğmeye basıldı. Yakalama kararı çıkanlar arasında Fethullah Gülen ve eski Zaman Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ekrem Dumanlı da var. FETÖ'nün 17-25 Aralık kumpaslarıyla 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan iş adamı Osman Kavala ise tutuklandı. Amerika Birleşik Devletleri bir kez daha terör alarmında. New York'ta kamyonetle bisiklet yoluna giren bir kişi insanları ezdi. 8 kişi hayatını kaybetti. En az 11 kişi yaralandı. ABD Başkanı Trump güvenlik politikasını daha da sıkılaştırma kararı aldı. Amerika Birleşik Devletleri'nin kalbi New York'ta Dünya Ticaret Merkezi yakınlarında yaşandı saldırı. Kiraladığı kamyonetle bisiklet yoluna giren saldırgan 8 kişinin ölümüne, en az 11 kişinin yaralanmasına neden oldu. Saldırganın polis tarafından vurularak yakalanması böyle fotoğraflandı. 29 yaşındaki Özbek asıllı Sayfullo Saipov'un yakalandığında elinde paintball tabancası olduğu belirlendi. Saldırgan 2010 yılında yeşil kartla Amerika Birleşik Devletleri'ne gelmişti.
Amerikan basınında yer alan haberlerde olay yerinde eğilimin terör örgütü DAEŞ adına yapıldığını gösteren bir not bulunduğu iddia edildi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump saldırganı deli olarak niteledi. Müslümanların ülkeye girişini kısıtlayan güvenlik kontrolü programını daha da sıkmaya karar verdi. Orta Doğu'da veya başka bir yerde yendikten sonra DAEŞ'ın ülkemize geri dönmesine veya girmesine izin vermemeliyiz. Yeter. Bakanıma güvenlik kontrolü programımızı daha da pekiştirmesi talimatını verdim. Saldırıyı Türkiye'de şiddetle kınadı. Failliği ilgili Müslüman, İslam ifadelerinin kullanılmasına ise tepki gösterdi. Özellikle kişinin adı Müslüman ise, İslam dünyasından geliyor ise, İslam terörizmi, radikal terörizm gibi ifadelerin kullanılmasını biz doğrusu çok büyük bir yanlış olarak görüyoruz. Bu ancak ve ancak bu terör örgütlerinin ekmeğine yağ sürmek anlamına gelir. Terörün dini, dili, ırkı, coğrafyası olmaz. Bu arada terör saldırısına rağmen New York'ta Cadılar Bayramı kutlamalarının devam etmesi şaşkınlık yarattı. Sayın seyirciler, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a göreve gelişi dolayısıyla tebrik ziyaretleri sürüyor. Bu kapsamda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Başkan Erbaş'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Hoş geldiniz. Kosova ve Pakistan Diyanet Başkanları heyetlerini ağırlayan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a tebrik ziyaretleri devam ediyor. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Ali Erbaş'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Bakan Soylu, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın milletin göz bebeği bir kurum olduğunu dile getirdi. Başkan Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığı görevinin önemine işaret etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Cenab-ı Hak utandırmasın milletimizin, bütün insanlığın hizmetine faydalı işler yapmayı nasip etsin inşallah diyorum. Ziyaretin ardından Başkan Erbaş, İçişleri Bakanı Soylu'ya Kur'an-ı Kerim hediye etti. İstanbul önemli bir konferansa ev sahipliği yaptı. İslam dünyasında kültürel mirasın korunması konferansında savaş ve yıkımlarla yıpranan İslam kültürü masaya yatırıldı. Konferansın açılışında konuşan Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, medeniyetin ancak barış ve eğitimle korunacağını söyledi. İslam İşbirliği Teşkilatı, İslam Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi ve İslami Eğitim, Bilim, Kültür Teşkilatı İstanbul'da önemli bir konferans düzenledi. İslam dünyasında kültürel mirasın korunması konferansında İslam kültürünün ayakta tutulması ve gelecek nesillere aktarılması konusu ele alındı. İslam dünyasında savaşlar ve iç karışıklıklar nedeniyle tahrip olan kültür mirasının korunması ve savaşlardan sonra bunların ihyası için ne gibi tedbirlerin alınması gerektiği üzerinde fikir alışverişinde bulunulacak. Konferansın açılışına katılan Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, kültürlerin nesilden nesile aktarılmasının önemine işaret etti. İnsanın ortaya koyduğu değerler kültürdür, mirastır. Dolayısıyla da bunların nesilden nesile aktarılması insanlığın ilerlemesi için olmazsa olmaz şarttır. Yılmaz, kültürün korunmasındaysa barış ve eğitimin şart olduğunu söyledi. Barış dini olan İslam'ın eğitim konusundaki hassasiyetine dikkat çekti. Medeniyeti ancak barış varsa koruruz. O halde istememiz gereken şey, istediğimiz şey barıştır. Ki İslam barış dinidir. İkincisi yapacağımız şey de eğitimdir. Eğitimle biz bunları koruruz. Eğer eğitim yoksa koruyabilmek mümkün değil. İslam Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi Genel Direktörü Halit Eren ise özellikle Kudüs'teki kültürel mirasın korunması için yapılan özel çalışmaları anlattı. İşgal altındaki Filistin, özellikle Kudüs'le ilgili bizim 10 yıldan beri başlattığımız bir proje var. Kudüs'teki kültür mirasının korunması, Kudüs'teki mimari mirasın ve İslam kimliğinin korunması için Kudüs'te yaz okulları yapıyoruz. Bültenimize kısa kısa haber turuyla devam ediyoruz. İstanbul Şile açıklarında Bilal Bal isimli kuru yük gemisi battı. 10 mürettebat ve bir kişinin bulunduğu geminin yeri arama kurtarma çalışmaları sonucunda denizin 80 metre dibinde belirlendi. Kayıp 11 kişinin bulunması için denizden ve havadan yapılan arama kurtarma çalışmalarından sonuç alınamadı. İstanbul Tuzla'daki bir akaryakıt istasyonunda yakıt ikmali yaparken tankerde patlama oldu ve yangın çıktı.
Çevrede korkuya neden olan yangın yayılmadan söndürüldü. Müdahale sırasında iki itfaiyeci ve bir istasyon çalışanı hafif yaralandı. Tepede oluşturulan bu Türk bayrağının büyüklüğü 38 bin metrekare. Yozgat'ın Sorgun ilçesinde gazeteciler bu dev Türk bayrağını oluşturdu. Bayrak için taş ocaklarından getirilen 20 bin ton taş kullanıldı. Demir oksit boya kullanılarak renklendirilen bayrak, 38.400 metrekarelik büyüklüğüyle Türkiye'nin ve dünyanın en büyük bayrağı oldu. Samsun Havza'da yaşayan emekli Dursun Bektaş, yolda bulduğu 4.800 lirayı sahibine teslim ederek örnek bir davranış gösterdi. Bektaş, bulduğu para dolu zarfı belediyenin beyaz masa yetkililerine ileterek sahibine ulaşmasını sağladı. Teşekkür ediyorum. Sayın seyirciler, Türkiye Diyanet Vakfı'nın Bakü'deki Türk Lisesi'nde açılış heyecanı vardı. Lisenin yeni binasının açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan yaptı. Erdoğan, lisenin başarısıyla gurur duyduğunu söyledi. Yenilenen Türkiye Diyanet Vakfı Bakü Türk Lisesi'nin açılışı yapıldı. Türkiye Diyanet Vakfı'nın gözetiminde faaliyetlerini sürdüren ve TİKA'nın altyapısını yenilediği Türk Lisesi'nin açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Azerbaycan gezisine eşlik eden Emine Erdoğan yaptı. Liseden mezun olan 23 öğrenci üniversite sınavı birincisi olmuştu. Okul hakkında bilgi alan Emine Erdoğan, Bakü Türk Lisesi'nin eğitim faaliyetlerinin gurur verici olduğunu söyledi. 1994 yılında Türkiye Diyanet Vakfı tarafından kurulan ve kısa sürede Azerbaycan'ın en başarılı okullarından birisi haline gelen Bakü Türk Lisesi medar-ı iftiharımızdır. Erdoğan, bu okuldan mezun olan öğrencilerin iki ülke arasındaki ilişkilere önemli katkılar sağlayacağını belirtti. İnanıyorum ki buradan mezun olacak gençlerimiz hem Azerbaycan'ın geleceğine hem de ülkelerimiz arasındaki dostluğun güçlenmesine büyük katkı sağlayacaklar. Açılış töreninin ardından Emine Erdoğan sınıfları gezdi ve Azeri öğrencilerle birlikte ders dinledi. Amacı nedir? Bütün insanlığa iyiliği. 112 öğretmenin görev yaptığı Bakü Türk Lisesi'nin 827 öğrencisi var. Sırada İslam coğrafyasından derlediğimiz haberlerimiz var. Amerika Birleşik Devletleri'nin Myanmar'da Müslümanların maruz kaldığı saldırılarla ilgili inceleme yapmak üzere gönderdiği heyet, Arakan bölgesindeki liderlerle görüştü. Amerika Birleşik Devletleri yönetimi geçtiğimiz günlerde bölgedeki vahşetle ilgili olarak etnik temizlik ifadesini kullanmamış, insanlık dışı bir durum değerlendirmesi yapmıştı. İsrail'in Gazze şeridi sınırı yakınlarındaki bir tüneli havaya uçurduğu saldırıda hayatını kaybeden 8 Filistinlinin cenazesi toprağa verildi. Yaşamını yitiren Filistinlilerden 25 yaşındaki Ahmet Halil Ebu Armani'nin eşi Rana ise acı gününde anne oldu. Eşini kaybettiği gün doğum yapan Rana Armani kızına hayat ismini verdi. Batı Şeria'da İsrail askerlerinin yaraladığı iki Filistinliden biri yaşamını yitirdi. Askerlerin Ramallah'ta Yahudi yerleşim birimi yakınlarında ateş açmasıyla gerçekleşen saldırıda Muhammed Abdullah Ali Musa isimli genç hayatını kaybetti. Bu arada Hamas, abluk altında bulunan Gazze şeridindeki sınır kapılarının kontrolünü uzlaşı hükümetine devretti. Uzlaşı hükümeti kapıdaki tüm harç ve gümrük vergilerini kaldırdı. Önceki gün Libya'nın Derne kentinde düzenlenen 17 sivilin yaşamını yitirdiği hava saldırısı ile ilgili muamma sürüyor. Saldırıyı hangi ülkenin uçaklarının düzenlediği halen bilinmiyor. Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonu da saldırıyı kınadı. Kenya'da yenilenen devlet başkanlığı seçiminde oyların %98,26'sını alan mevcut devlet başkanı Uhuru Kenyatta görevine devam edecek. Seçimi boykot eden muhalefetten itirazlar sürüyor. Muhalefet partilerinin ortak adayı Raila Odinga, tekrarlanan seçimin düzmece olduğunu belirterek yeni bir seçim çağrısı yaptı. Batı Şeria'nın El Halil kentinde yaşayan 60 yaşındaki Suheil Beragit, baba mesleği pekmezcilikte farklı tatları oluşturmanın peşinde.
Çikolata ve zencefil gibi farklı tatlar ekleyerek 17 çeşit pekmez üretiyorum. Üretim aşamasında hiçbir kimyasal ya da koruyucu madde kullanmıyorum. Beragit, üzüm bağlarına sahip çıkarak Yahudi yerleşimcilerin el koymasının da önüne geçtiğini söylüyor. Ürettiği pekmezlerin doğallığı konusunda da garanti veriyor. Bizim pekmezimiz demir açısından çok zengin. Sarılığa, karaciğer sorunlarına iyi geldiği gibi daha pek çok hastalığın tedavisinde bir numara. Suriyeli Elham Madi ailesiyle birlikte Kayseri'de yaşıyor 3 yıldır. Aslında o Arap dünyasında ünlü bir futbol hakemi. Üstelik Dünya Kupası'nda düdük çalmış. Elham Madi'nin bir isteği var. Ülkesindeki savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan Suriyeli Şakir El Hasan El Hammadi, aslında Arap dünyasında çok tanınan bir futbol hakemi. Suriye'de hakemliğe hobi olarak başladım. 2 yıl deneme süresinden sonra sınavlara girdim ve hakemliğe resmi olarak başladım. 2004 senesinde birinci derece hakem olarak sınavlara başvurdum ve başarılı olduktan sonra artık uluslararası düzeyde FIFA hakemi olarak göreve başladım. Halepli El Hammadi 3 yıldır Kayseri'de yaşıyor. Her şeyimi bırakıp sırf canlarımızı ve ailemi kurtarmak için Türkiye'ye geldim. Kayseri'de akrabalarım olduğu için buraya yerleştim. Geçimimizi sağlamak için market açtık ve çocuklarımızla birlikte market işletiyoruz. Ve bu şekilde kimseye muhtaç olmadan yaşamımızı sürdürüyoruz. 50 yaşındaki El Hammadi Türkiye'yi çok seviyor. Öyle ki sevgisini marketinin camına astığı Türk bayrağıyla da gösteriyor. Faal hakemliğinde FIFA kokartı da alan El Hammadi, 2006 ve 2010 Dünya Kupalarında maç yönetmiş. 2010 senesine kadar FIFA hakemliği yaptım. Arap dünyasında tanınan hakemlerden birisiydim. Birçok uluslararası maçı yönettim. El Hammadi'nin hayali ülkesine bir an önce barışın gelmesi ve vatanına dönmesi. Kayseri'de marketiyle ailesinin geçimini sağlıyor ancak o hakemliğe dönmek istiyor. Mesleğine olan aşkını da gençler arasında oynanan maçlarda düdük çalarak gidermeye çalışıyor. Türkiye'de ben kendi mesleğimi icra etmek istiyorum. Buraya geldiğimde mesleğimi icra edebilir miyim şeklinde bir girişimde bulundum ama sonuç olumsuz oldu. Belki büyük liglerde, takımlarda değil de en azından bir amatör takımlarda hakemlik yapabilirsem o da benim için iyi olacak. Sayın seyirciler, dürüstlük kantini uygulamasına bir örnek de Muğla'da yaşatılıyor. Seydi Kemer İmam Hatip Ortaokulu'nun kantini çocuklarda dürüstlük ve güven prensibini pekiştiriyor. Hem de bizzat yaşayarak. Bu okulun kantinindeki kasada bir görevli yok. Muğla'nın Seydi Kemer ilçesinde İmam Hatip Ortaokulu'nda uygulanan dürüstlük kantini projesiyle öğrenciler kantinden istedikleri ürünü alıp parasını kasaya bırakıyor. Proje öncelikle öğretmenlerimizin bizlere güvenliğini bize hissettirdi. Bu proje sayesinde dürüstlük, yardımlaşma ve okul daha çok sahiplenme gibi duygularımız ön plana çıkmış oldu. Öğrenciler güven ve dürüstlük marketi uygulamasından son derece memnun. Kantin yapmaları bizim kendimize olan güvenimizi hem güçlendirmiş oldu hem de dürüstlüğün ne demek olduğunu tam olarak benimsemiş olduk. Bir bakıma Osmanlı'daki dilek taşlarını örnek alan uygulamada çocukların dürüstlük ahlakı ve güven duygusu pekiştiriliyor. Dahası kantinden elde edilen kar yine hayır amaçlı olarak kullanılıyor. Bu projede küçük miktarda kazanmış olan paraları diye yine buradaki fakir öğrencilere yatırmak, onların ihtiyaçlarını karşılamak, alışverişlerini yapabilmek için dürüst olmalarını, doğru dürüst olmalarını sağlamak amacıyla böyle bir proje geliştirdik. Biz bu şekilde onlara güvenimizi göstermiş olalım ki onlar da doğruluklarını, dürüstlüklerini gösterme fırsatı bulsunlar. Çok da güzel sonuçlar aldık. Sofralarımızın özellikle de salata ve çiğ köftelerin nefis sosudur nar ekşisi. Antalya'nın Akseki ilçesinde de kadınların aile bütçelerine katkılarının adıdır bir bakıma. Dilerseniz o emeğin zahmetine birlikte bakalım.
Şimdi sen de koy da şöyle araya koyayım. Olgunlaşan narlar dallarından titizlikle toplanıyor, taneleri sopa yardımıyla dövülerek çıkarılıyor. Görüntüler Antalya'nın Akseki ilçesinden. Kadınlar nar ekşisi mesaisinde. İlk şart narın ekşisine uygun olması. Yani nar ekşisi her narla değil ekşi narla yapılıyor. Tatlı narlarımızı Akseki pazarına götürüp satmaktayız. Fakat eşki narlarımız fazla olduğu için eşkisini yapıp doğal olarak eşe dosta satıyoruz. Taneleri kabuğundan ayrılan narlar çuval içerisine konuluyor, ardından özel olarak yapılmış küçük şırahaneye alınıyor. Bir gün sonra nar suyu süzüldükten sonra bol ateşli bakır tavalarda iyice kaynatılıyor. Sabah erken saatlerinde kalkıyorum, sabah kalktığımda vuruyorum ateşe. Kaynaya kaynaya bu en az 5-6 saat kaynaması lazım kıvamına gelmesi için. Doğaldır yani, hiçbir katkı maddesi yoktur bizim şeylerimizde. Üretim tamamen doğal. Koyulaşıncaya kadar kaynatılan nar suyu soğutulduktan sonra kullanıma uygun hale geliyor. Şişelere doldurularak servise hazır hale getiriliyor. Aksekili kadınlar yaptıkları nar ekşisinin bir kısmını evlerinde kullanmak üzere ayırıyor. Önemli kısmı ise satışa çıkıyor. Yerinde doğal nar ekşisinin kilogramı 30 lira. Çok güzel olmuş. Evet, şimdi de sırada hava durumu var. Bakalım yarın bazı merkezlerde sıcaklık değerleri nasıl olacak? Marmara bölgesi. İstanbul parçalı bulutlu 14, Bursa açık 13, Edirne parçalı bulutlu 14, Sakarya sisli 17 derece. Ege bölgesi, İzmir az bulutlu 16, Denizli az bulutlu 17, Afyonkarahisar az bulutlu 12, Kütahya açık 10 derece. Akdeniz bölgesi, Antalya az bulutlu 22, Adana ve Mersin az bulutlu 23, Isparta az bulutlu 13 derece. İç Anadolu bölgesi, Ankara parçalı bulutlu 11, Konya parçalı bulutlu 15, Eskişehir az bulutlu 16, Kırşehir parçalı bulutlu 13 derece. Karadeniz bölgesi, Samsun az bulutlu 17, Trabzon parçalı bulutlu 14, Zonguldak çok bulutlu 15, Sinop az bulutlu 16 derece. Doğu Anadolu bölgesi, Erzurum çok bulutlu 7, Malatya açık 13, Elazığ çok bulutlu 14, Tunceli parçalı bulutlu 13 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi, Diyarbakır açık 18, Gaziantep açık 17, Şanlıurfa çok bulutlu 20, Adıyaman parçalı bulutlu 18 derece. Dış merkezler, Lefkoşa az bulutlu 22, Bakü çok bulutlu 16, Saraybosna çok bulutlu 13, Berlin çok bulutlu 9. Mekke açık 40, Medine açık 38, Kudüs az bulutlu 19, Moskova açık 1 derece. Evet, bu akşam da bize ayrılan sürenin sonuna geldik değerli izleyiciler. Jeolojik yapısıyla ve esrarengiz doğa manzarasıyla hep birlikte Kapadokya'ya gideceğiz şimdi ve bir balon gezisine çıkacağız. Ve bakalım o balonlar nasıl fotoğraflanmış diyelim ve veda edelim. Yarın akşam yeniden birlikte olmak dileğiyle iyi akşamlar. Allah'a emanet olun.